Afiliyet hesabımızda online diyet planı ve benzeri şeyler satarak şu tarz sonuçları elde edebilir ve ayda 4123 dolarlık bir gelire ulaşabilirsiniz. Bu bölümde bütün detaylarıyla anlatıyorum algoritmanın çalışması için. Siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar bu afiliyet hesabı açma, oradan para kazanma, bunların nasıl olduğuyla alakalı çokça sorular alıyorum. Bu çok büyük bir pazar çünkü sadece 2023'te 14 milyar doların üzerine ve 2024'de gelindiği zaman 15 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu büyük pazarın, bu büyük pastanın diyelim. Buradan da bir dilim almak istiyoruz doğal olarak. Ne kadar büyük olacağı kişinin çalışmasına azmine kalmış. Şimdi şöyle bir örnek vereyim sizlere. YouTube'da Wellness for Life diye bir hesap var. Bu hesabın yaklaşık 80 bin takipçisi var ve 31 tane video paylaşmış sadece. Ve buradaki videolarda kendi yüzünü göstermediği, sesini bile kullanmadığı, sadece internet üzerinden genel sağlıkla alakalı videoları bulup yemeklerle alakalı, sağlıklı yaşamla daha doğrusu alakalı videoları bulup bir araya getirmesi ve bunlarla alakalı konuşmasıyla birlikte kurduğu bir hesap. Şimdi şöyle bir bakalım. Hakkında kısmına gidiyorum ve burada 6.075.915 tane izlenmesinin olduğunu görebiliyoruz. Bir hesap yapacağız şimdi ama sizlerle şunu da söylemek istiyorum bilmeyen arkadaşlar için. Affiliate işi şudur arkadaşlar. Apple şirketiyle anlaşırsınız. Size özel bir link verir. Bu linki istediğiniz insanla paylaşırsınız. Herhangi bir ürün satıldığı zaman bu link üzerinden siz bir komisyon alırsınız. Mantık tamamıyla budur. Buradaki hesapta şu şekilde olacak. Diyelim ki bu 6 milyon izlenmenin, bakın çok küçük tutacağım, yaklaşık %1'i sizin koyduğunuz bu videolarda verdiğiniz linklere tıkladı. Bu %1'in de sadece %10'u alışveriş yaptı buralardan. Bununla bile şimdi göstereceğim ve test hesabını açacağımız beraber sitede bir tane ürün satılmış olsa, çok büyük bir fiyatı da yok bu ürünün, satılmış olsa siz buradan neredeyse 150 bin dolarlık bir gelir elde ediyorsunuz. Şimdi bu kanala tekrar dönelim. 7 Ekim 2022'de açılmış. Yani yaklaşık 9 aydır, 1 yıldır falan bu işin içerisinde. Hani bu kanala sahip diyelim. Total rakamı burada kaldığı süreye böldüğümüz zaman aylık 16 bin doların üzerinde bir kazanç elde ettiğini görebiliyoruz. Diyelim ki hepsi almadı, yarısı aldı. Ne kadar oluyor? 8 bin dolar. Diyelim hadi onun da yarısı aldı. Hepsi almadı, baktılar, ettiler falan, kabul etmediler. Sadece yarısı aldı. 4123. İşte o küçük resimdeki sihirli rakam bununla alakalı. Ve şimdi birçok konsepti burada anlatmaya çalıştım. Sizlere bilgi vermeye çalıştığımı, online bu şekilde insanların kazanabildiğini gösterdiğimi es geçen bazı arkadaşlarımız sen yapıyor musun bu paraları, kazanıyor musun şeklinde yorumlar yaptığı için şu şekilde söylemiş olayım. Küçük resmini verdiğim şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yukarıda bir yerde linkini veriyorum. 3 milyon liraydı en son baktığım. Çok daha fazlası olabilir. Bu tarz yöntemlerle kazandım, zaten orada anlatıyorum. Şimdi bu videoda sizlere ne vermek istiyorum? Digistore 24 diye bir site var. Az önce videosunu da gösterdiğim, o satışların geldiği. Bu siteye affiliate linklerinizi alabilmek için nasıl üye oluyorsunuz? Nasıl kullanabilirsiniz? Nelere bakmanız lazım? Ve sonrasında da bunları nerelerde pazarlayabilirsiniz? Nasıl işlemler yapılabilir? Bunu anlatacağım sizlere. Bunun için video zaman çizelgesi koydum. Ama geçenlerde bir video yapmıştım. Cinesis One diye bir projeden bahsetmiştim. Yapay zekayı eğiterek buradan pasif gelir elde edebiliyorduk. Onda büyük bir gelişme var. Sadece ondan bir iki dakikalığına bahsedeceğim. Ondan sonra bu konuya devam edeceğiz. Önemli bir bilgi olduğu için güncellemesini yapmak istiyorum. Ama bu kısmı geçmek isterseniz direkt zaman çizelgesinden sonraki bölümü atlayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada ne yazıyordu. Train AI Earn Crypto. Zaten başlığı da, hatta sitesi de direkt bununla alakalı. Yapay zekayı eğitiyorsunuz. Cümleler, kelimeler vesaire bir şeyler veriyorsunuz yapay zekaya. Bunları soruyorsunuz. Ve yapay zeka buradan hangi cevapları vermesi gerektiğini anlıyor. Bu şekilde de buradan kripto kazanabiliyorsunuz. O kripto dediğimde SNS token'dı. Burada Android'de de Apple'da da aplikasyonu vardı. Ben aplikasyonunu indirmeyip direkt zaten web sitesi üzerinden yaptım. Bakın start on browser derseniz direkt web sitesi üzerine atıyordu sizi zaten. Hatta şöyle tıklayayım, göstermiş olayım sizlere. Bakın buraya gittiğiniz zaman sizlerin bir Phantom cüzdanı olması lazım. Yani Solana ağı üzerinde bir cüzdandan bahsediyoruz. Bunun linkini ben bu videonun aşağısına vereceğim. Bu cüzdanı açtığınız zaman burada builder kısmı var zaten açık olan. Burada yapıyorsunuz zaten
yani oraya eğitme olayını, train'e bastığınız zaman sizden bir Canon NFT istiyor. Bu NFT elinizde varsa $20, $30, $50 daha fazla fiyatlı olanları da var, daha azı da var. Buradan gelip bunu aldığınız zaman günlük az önce söylediğim şeyleri yapıp yapay zekayı eğitip buradan bildiğiniz SNS token kazanabiliyorsunuz sürekli. Ve şuraya sıkı tutunun. Birazdan geleceğiz oraya. Çok önemli. SNS token'ın nerelere gelebileceğiyle alakalı bir şey olacak bu. Go to marketplace derseniz bu Canon NFT'leri buradan alabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar geçen videoda şunu söylüyordum. SNS token Orca ve Redium üzerindeydi. Yani buradan alınabiliyordu. Ama bununla da kalmayıp Bitmart ve sıkı tutunun Huobi'ye de girilmiş gördüğünüz üzere. Yani Tier 1 dediğimiz o borsalardan bir tanesine girilmiş. Hani KuCoin'idir, OKEX'idir, Crypto.com'udur, Bybit'idir ve belki de Binance'idir. Daha beklemede. Ama gördüğünüz üzere Bitmart ve özellikle Huobi'yi başarmışlar. O yüzden eğer bu eğitimi yapıyorsanız o yapay zekaya buradan topladığınız SNS tokenlar kıymetli olabilir ilerleyen zamanlar için, özellikle de yine böyle Huobi gibi büyük borsalara girmeye başladıkları zaman. Ha bir de şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. 20 tane Canon ödülleri var. İlk 20'ye giren insanlar için şuradan alacağınız puanlarla, bir de aynı zamanda $2,250'lık bir ödülleri var. Yani bu ikisini ilk 20'deki kişilere bakıp onlara göre verecekler. Yapılacaklar kolay şeyler, Twitter vesaire, bunları takip ediyorsunuz. Buradan puanlar kazanıp bu yarışmaya da katılabilirsiniz. Dediğim gibi küçük bir güncellemesi oldu. Şimdi konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce size DigiStore 24'ten bahsettim. Burası bir affiliate network diye geçiyor. Affiliate ağı. Yani bazı siteler vardır, sadece bir şirkettir. Onların linklerini alırsınız, çalışırsınız. Az önce verdiğim Apple örneği gibi. DigiStore 24'te birçok şirket geliyor. Buraya ürünlerini sunuyorlar ve genel olarak buradaki ürünler dijital. Yani fiziksel bir şey satmıyorsunuz çoğunlukla, dijital satıyorsunuz. Ya da fizikselse bile, atıyorum buradaki diyet programı gibi bir program oluyor, CD'sini yolluyor vesaire, ama genel olarak artık her şey online olduğu, dijital olduğu için bu şekilde işlemekte. Şimdi neden diyet planı dedim? Burada birçok seçeneğimiz aslında var. Eğitimle alakalı var, email marketingle alakalı var, satış pazarlamasıyla, modayla alakalı var, aile ve çocuklarla alakalı. Yani sadece şuradan 3-4 tane baktım. Burada diyet planı dememin sebebi ilk başta bunu görmüş olmam. Sizlere de bunu söylemeye çalışmam. Çünkü birkaç örneğin de onun üzerinden gideceğiz. O şekilde daha rahat anlatacağım sizlere. Bakın burada keto meal plan, yani yeme planı diye bir şey var. Belki duyanlarınız vardır. Sağlıklı yemekle, sağlıklı yaşamla ilgileniyorsanız. Burada arkadaşlar bu ürün, bakın şöyle göstereyim. $29 total fiyatı. Ama bu ürünün %85'i sizlere komisyon olarak veriliyor. %85'i demek, yani yaklaşık $24.43. O da sizin linkin de satılacak ürün başı 636 TL. O da şu anlık. Hani ilerleyen zamanlarda biraz daha fazla olabilir durumlardan dolayı diyelim. Bir kazanç elde etmeniz demek oluyor. Az önce gösterdiğim o 6 milyon izlenme vesaireye ulaşmış, kendi yüzünü kullanmamış, hiçbir şey yapmamış, böyle bir kanal kurulduğu zaman potansiyeli çok yüksek olabiliyor. Dediğim gibi ben bu işi zaten kendi kanalım üzerinden, daha çok kripto, finans üzerine olduğu için biliyorsunuz, buralardan yürütmekteyim. Buralardan zaten yapmaktayım. Her yerde doğal olarak uzman olamazsın ama bu işi kendim yaptığımdan işe yaradığını ve güzel kazançlar elde edilebileceğini de bilmek. O yüzden zaten bunu gönül rahatlığıyla sizlere anlatıyorum. Peki mesela örnek olarak biraz daha aşağı inelim. Mesela burada %75 komisyonlu ayrı bir şey var. $5.38 buradan kazanıyorsunuz. Total fiyatı $15.25. Yani bir tık daha düşük fiyatlı ürünler satmak isteyenler için keto desserts, yani keto diyet planına uygun tatlılar bu sefer de veriliyor burada. Bununla ilgilenen çok insan var. Böyle bir kanalınız varsa onu kullanabilirsiniz. Diğer zaten başlıkları da gördünüz orada. Şimdi burada bir şeyin linkini almak istiyorsanız yapmanız gereken şey promote now kısmına tıklamak ve buradan zaten size bir link veriliyor. Birçok network ağın da çok fazla onaydan geçmesi lazım size bu link verilene kadar. Ama DigiStore 24'da o çok fazla yok. Zaten size direkt veriliyor. Yani buradan satış yapabilirseniz siz komisyonunuzu alıyorsunuz. Yani demek istediğim şu, bu linki kopyalayıp başka birine sosyal medyada ya da kişisel olarak biriyle paylaştığınızda o bir şey satın alırsa buradan komisyonunuzu %75, %80, %85 neyse onu alabiliyorsunuz. Peki buradan parayı nasıl çekeceğiz sorusu ve buraya nasıl üye olacağız sorusu var kafanızda tahminen. Şimdi üyelikle başlayalım, para çekmeye geleceğiz. Ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Burada göreceğiniz Register Now kısmı var. Tıkladığınız zaman şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 2 milyon kullanıcısı var bütün dünya üzerinde. $2 milyar paid out. $2 milyar insanlara ödeme yapmış komisyonlar üzerinden. Zaten görebiliyorsunuz. Burada satıcılar %10'unu, 15'ini, 20'sini tutuyor. Size
%80'ini veriyor paranın. Bence, yani kişisel düşüncem bu, başarısı da buradan geliyor aslında buranın. Yani reklamını yapacakları insanlara çok daha fazla para veriyorlar, ürünü burada yapıyorlar. Bu kısmı hiç kullanmadım ama sadece fikir olarak geldi. Herhangi bir dijital ürününüz vardır, burada komisyon da vermek istersiniz, belki de buraya başvurabilirsiniz. Böyle bir yöntemleri olabilir. Çünkü o ürünler de bir şekilde buraya geliyor, değil mi? Evet, şimdi burada hesabı nasıl açıyorsunuz? Public username kısmı, burada vereceğiniz takma isim olabilir, kendi isminiz olabilir, herhangi bir isim. Sonrasında e-mail'i veriyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz bir kez daha. Buradaki seçenek önemli. I'm a vendor, I primarily sell my own products diye bir şey var. Yani kendi ürünlerimi satıyorum. Bu sizin için uygun olmayabilir. Az önce söylediğim fikirle alakalıydı. I'm an affiliate derseniz, yani affiliate işi yapıyorum. I promote the products of the other vendors. Yani başkalarının ürünlerini promosyon yapıyorum bu ürünlere diyelim. Affiliate yapıyorum. Bunu seçerseniz ve okudumu işaretliyorsunuz. Continue dediğiniz zaman hesabı buradan alıyorsunuz zaten. Hesabınıza ilk girdiğinizde şunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu test hesabı az önce zaten sizinle birlikte gösterebilmek için bir hesap açtım. Bakın bu aşağıda bütün istatistikleriniz yazıyor. Kimler tıklamış, kaç kişi tıklamış, bunun da sıfır olması lazım. Az önce tıkladığım için tahminen o da sayıldı. Ne kadar kazanılmış tıklama başına, refund olmuş mu, iadeler olmuş mu ya da chargebackler olmuş mu, burada o var. New partnership, yani yeni partnerlikler alınmış mı buradan da, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi bunlar zamanla zaten kurdukça, daha fazla kişi geldikçe, bir şeyler satın alındıkça olayı daha çok anlayacaksınız burada. Euro vesaire de kurabiliyorsunuz ama dolar üzerine diyebilirim. Hani en rahat anlaşılacak o da diyebiliriz. Şimdi burada business cockpit kısmındayız. Marketplace dediğimiz az önce bütün planlara baktığımız yerde. Onun dışında şu kısmı önemli. Satış pazarlamaya gelmeden önce onu anlatmak istiyorum sizlere. Setup your payout account diye bir şey var. Buraya tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa gelecek karşınıza. Burada arkadaşlar parayı nereye çekmek istiyorsunuz? Nereye göndermeliler kazandığınız zaman? Bunu kuruyorsunuz. Birçok arkadaşımız bu soruyu soruyor. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum ve o yüzden açıklıyorum zaten sizlere. Şifrenizi yazdıktan sonra bakın payout per month, yani aylık ne zaman ödemeler gerçekleşsin. Buraya baktığınız zaman her ayın 7'sinde olabilir, 7 ve 21'inde ve haftalık neredeyse görebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. International transfers are possible starting from 250. Yani global olarak yollamaları bu şekilde yapabiliyorlar. Şöyle diyelim, ben her ayın 7'sinde almak istiyorum ve 50 dolar değil de, çünkü global olarak transfer yapacağım, 250 dolar minimumu seçiyorum. Her aylık bu kadar yapabiliyorsam bana yollasın istiyorum. Aktif yes olarak bırakabilirsiniz. All USD zaten iki seçenek var. Bunu bu şekilde bırakın. Notify by email, yani e-mail ile bana bilgi verilsin derseniz buraya bir e-mail girebilirsiniz. Payout method kısmı var. Bakın PayPal bizde çalışmıyor. US Bank Transfer, bankanız varsa Amerika'da bunu da yapabilirler. ACH Payment diye hızlı bir ödeme yöntemleri var ya da International Bank Transfer diyorsunuz. Siz bunu seçiyorsunuz doğal olarak. Bunu seçtiğiniz zaman aşağıda IBAN numarasını yazıyorsunuz ya da account, yani hesap numarasını yazacaksınız. IBAN daha rahat olur. Buraya o şekilde yazabilirsiniz. SWIFT kodu var arkadaşlar. Her bankanın bir SWIFT kodu vardır. Dijital adresi gibi düşünebilirsiniz bunu, o bankaya özel. Mesela HSBC kullanıyorsunuzdur, FIBA Banka kullanıyorsunuzdur, Vakıf Bank kullanıyorsunuzdur. Google'a yazın. HSBC Türkiye'nin SWIFT kodu nedir? Mesela HSBC'de yazdım nedir diye HSBC Trix diye bir şey çıktı. Sonunda da 4 tane X var. Bu SWIFT kodu oluyor yani. The payout kısmı var. Burası da önemli. Bakın. Is made the currency set to your account. Yani şu an ayarladığınız para birimiyle yapılır diyor. Is made in USD. Yani bu ikisi aslında aynı. İkisini de aynı seçtiğiniz için. Yani aslında şu üçü de biraz birbirine benziyor ama is made in USD. Ben aynı tutarım. Made in USD derim. Dolar olarak bana yollasınlar derim. Daha öncesinden buraya adres bilgilerini doldurduğum için onları otomatik olarak yazmış zaten. Yazmadıysa adres bilgilerinizi isteyebilir. Yine aşağı indiğinizde başka bilgiler var. Daha detaylı bir şekilde istiyor. Bankanızın ismi, sokak adresi, şehri, zip numarası, posta kodu yani. State kısmına isterseniz Turkey yazabilirsiniz çünkü Amerika'da değil doğal olarak, bu eyalet soruyor çünkü burada. Ve ülkeyi Türkiye olarak yazıp ondan sonrasında save diyebilirsiniz. Burayı kaydetmiş oluyorsunuz. Yani para kazandığınız zaman direkt buraya yollayabiliyorlar. Evet, bu kısmı da önemliydi. Şimdi sizlere bu satış pazarlamasını nerelerde nasıl yapabiliriz bunu anlatmak istiyorum. Ben kendim genel olarak konsepti biliyorum ama sizlerin de daha rahat görebilmesi adına gittim ChatGPT'ye, yapay zekaya sordum. Dedim ki nerelerde yapabiliriz, ne yapabiliriz diye. How can I promote my healthy eating affiliate product? Yani bu ürünlerin promosyonlarını nerede yapabilirim? Bana birkaç tane fikir verdi. Genel fikirler bunlar doğal olarak. Build a niche website or a blog. Yani gidip şu tarz bir blog yaratabilirsin dedi. Buralarda linklerini tanıtabilirsin. Ayrı bir videoda yapabilirim blog oluşturmakla alakalı. Daha öncesinden bunu da yaptım çünkü. Ve bazı insanlar blogları gerçekten takip ediyor. Haber blogları olabilir, sağlıklı yaşam olabilir, sporla alakalı olabilir. Bu tarz şeyleri çok takip edenler var. Mesela ben bir
bir kripto sever olarak CoinTelegraph'ı takip ediyorum. Çok büyük bir blok burası. Bütün haberler oraya geliyor ve buralarda makalelerde de olabilir, yanlarda da olabilir. Herhangi bir markanın reklamı yapıldığı zaman o marka öncelikle sponsor parası ödüyor ya da bu tarz afiliyetlerden de o tarz yerler para kazanıyor. Ne demiş başka yapay zeka? Social media marketing demiş. Sosyal medyada marketing yapabilirsin. Ama buraya gelmeden önce şunu göstermek istiyorum. Bakın, email marketing diye bir şey var. Bu genelde bloglarda ya da web sitelerine daha rahat yapılır. Çünkü bir yere geldiğiniz zaman ne oluyor? Sizden newsletter, yani bizim paylaştığımız bu bilgilere aylık ücretsiz verdiğimiz şeylere katılabilirsin. E-mail adresini bize ver, sana yollayalım dedikleri zaman e-mail adresinize promosyonel vesaire bir şeyler gelsin mi diye bir kutu vardır orada, böyle tik atmanız gereken. O kutuyu tiklerseniz ne oluyor? Size e-mail marketing yapıyorlar. Yani daha sonrasından e-mailler düşebiliyor. İşte bunu ister misin? Şu ürün çıktı. İşte şu promosyonumuz var vesaire diye. Bu onunla alakalı. Sosyal medya marketing, yani ikincisine gittiğimiz zaman da az önce gösterdiğim sizlere bu YouTube hesabını görebiliyorsunuz. Onun dışında bakın ayrı bir YouTube hesabı var. Sadece shortlar üzerine. Ben şimdi bu bölümde bu videoların nasıl yapıldığını teker teker anlatamayacağım. Nedeni? Çünkü çok uzun bir video olacak eğer öyle olursa, ama ne yapacağım? Daha öncesinde zaten çok detaylı bir şekilde bunları anlattım. Şuraya bir tane video veriyorum. Onu izleyen arkadaşlar bu tarz videoların nasıl yapılacağını kolay bir şekilde anlayacaksınız zaten ve bu tarz bir kanalın nasıl yapılabileceğini anlayacaksınız. Oradan devam edip Digistore 24'ten aldığınız linki birleştirdiğiniz zaman güzel sonuçlar elde edebilirsiniz belki de. Devam ediyoruz. Sosyal medya sadece bitmedi. Bana arkadaşlarımız soruyor, bunlar illa YouTube'da mı olması gerekiyor? Hayır arkadaşlar. Bakın burada Healthy Foodies diye bir kanal var. Görebiliyorsunuz. Instagram'da başkalarının videolarını vesaire de alıp burada paylaşabiliyor. Sonuç olarak kişileri buraya kendine takip ettirip bir tane affiliate veriyor burada. Görebiliyorsunuz yine affiliate kanalının linkini. Bir tane affiliate veriyor burada ve siz buraya tıklayıp bir şey satın aldığınız zaman 1 milyon da takipçisi varmış be, helal olsun. Bir şey satın aldığınız zaman bu kişi buradan komisyon kazanıyor. Artık ne affiliate'i yapıyor bilemiyorum ama bu şekilde işliyor. Devam edelim. TikTok'ta da var. Dr. Spice Official diye bir kanal var. Burada da görebiliyorsunuz farklı yemekleri yapıyor. Healthy lifestyle dediğimiz tarzda videolar yapıyor ve buralardan da linkler koyuyor. Yine görebiliyorsunuz. Shopee.com kendi ürününü de satıyor olabilir. Affiliate de olabilir. Buraya tıkladığın zaman ne oluyor? Birisi satın alıyor ve bu kişi buradan komisyon alıyor ya da kendi ürünü ise karını cebine koyuyor arkadaşlar. Yani sadece bir kanalla kalmayıp YouTube yaptım diye bırakmayıp Instagram'ına, TikTok'una vesaire, Twitter'ına belki de ilerleyerek buralardan kendinize bir sosyal ağ yaratabilir ve linklerinizi paylaşarak güzel kazançlar elde etme şansınız olabilir. Benden fikrini vermesi, sizden yapması diyelim. Süper! Umarım burada verdiğim bilgiler de sizlere yararlı olmuştur. Eğer öyleyse tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında diğer online para kazanma yöntemlerini ve kripto ile alakalı bilgileri hızlı bir şekilde verdiğim Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı veriyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.